Yaz tatili için geri sayım başlarken şezlong fiyatlarına da zam geldi efendim, her şey geldiği gibi. Bodrum Türkbükü'nde bir otelin plajında aylık şezlong kirası geçen sene 30 bin liraydı. Bu sene aynı yerde şezlong fiyatları 46 bin 500 lira oldu. Konuyu şimdi Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Avrupa Bölge Temsilcisi Kurulu Başkanı Yıldırım Taş'la konuşacağız. Sayın Taş, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi havalar ısınmaya başladı. Bizler de yine özellikle de böyle popüler olan, lüks olan tatil bölgelerindeki fiyatları konuşmaya başladık. Bir otelde şezlonglar neden kiralanıyor ve kiralansa da diyelim ki neden bu kadar fiyatlar yüksek diye sormak istiyoruz. Şimdi otellerde normalde kendi misafirlerine şezlongları kiralamıyorlar elbette. Bunlar dışarıdan plajı kullanmak için gelen kişilere kiraya veriyorlar. Fiyatların bu kadar yüksek olmasının sebebi de aslında bu biraz işin medyatik yanı. Her otelde, her plajda, her beach club'da bu şekilde fiyatlar yok. Bahsi geçen otelde normalde biz iki kişide yemek yesek aynı seviyelerde bir ücret ödeyeceğiz. Aslında Bodrum ne kadar böyle lanse edilse de her bütçeye, her kişiye göre tatil yapılabilecek ülkemizin güzide destinasyonlarından biridir. Ama herhangi bir otelde kalan bir misafirden otelin şezlongları kullanmak için hiçbir otel ekstra bir ücret talep etmez efendim. Peki Sayın Taş, şimdi Bodrum ya da Çeşme gibi dediğimiz gibi daha ünlü olan tatil bölgelerimizde bu sene nasıl fiyatlarla karşılaşacağız? İşte kurun hali ortada, artan bir enflasyon söz konusu. Şimdi gecelik oda fiyatları tabii her şeyin fiyatı yükseldiği gibi gecelik oda fiyatlarımız da yükseldi ama İnanın bana yani 3 yıldızlı, 4 yıldızlı, 5 yıldızlı olmak üzere çok çeşitli tesisler var. Bunların arasında 3-4 yıldızlı olup denize sıfır olan, kendi plajına sahip olan tesisler de var. Yani bugün asgari ücretleri geçinen bir ailenin ufak bir birikimle bir hafta sonu tatil de yapabilmesi mümkün. Kültür turlarına katılıp aileleriyle beraber 1000 lira, 1500 lira gibi bir rakama Çeşme, Alaçatı, Bodrum gibi 3 destinasyonları, bölgeleri de bir hafta sonu ziyaret etmeleri mümkün. Tabii bunun karşılığında çok yüksek fiyatlı tesisler yok. Bu var. Her şeyin çok pahalısı olduğu gibi bütçeye uygun olanı da var. O yüzden insanlar, yani misafirlerimiz bütçelerine daha uygun olan tatilleri seyahat acentalarını kullanarak satın alırlarsa ve ne kadar erken satın alırlarsa o kadar karlı olacaklardır. O kadar uygun bütçelere seyahat etmiş olacaklar. Sayın Taş, şimdi her bütçeye uygun hem konaklama olarak olsun hem de diğer imkanlar olarak olsun tatil bölgeleri, beldeleri, otelleri var. Ancak %70 enflasyonu baz alacak olursak geçtiğimiz yılla bu senenin fiyatlarını kıyasladığımızda %70 oranına varacak kadar bir yükselme var mıdır? Mesela aynı otelin aynı odası için. Maalesef maalesef değil, iyi ki o kadar yükselme yok. Çünkü bir malum ki turist sayısında hem dünyadaki ekonomik durumdan ötürü hem Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmadan ötürü bir takım azalma var. Otellerimiz iç pazara daha çok önem veriyorlar. İç pazarın bütçesinde ürün sunmaya çalışıyorlar. Fiyatlarda, enerji fiyatlarındaki bu kadar artışa, gıda fiyatlarındaki bu kadar artışa rağmen fiyatlarda %70 değil ama %50-%55 oranında aynı otelin aynı odasında artışlar mevcut. Biraz otellerimiz kendi kârlarından fedakarlık yaptılar. Acentalarımız kendi kârlarından fedakarlık yaptılar. Yani az kazanalım ama iç pazara sürümümüz olsun. İç pazardaki yurttaşlarımız tatil yapsın. Şu anda herkes bu mantıkla hareket ediyor. Biz turizm sektöründe oteller özellikle iç pazarı son 3 yıldır bundan önce de çeşitli kriz dönemlerinde iyi bir can simidi olarak kullandılar ve kıymetini daha çok biliyorlar iç pazarın. O yüzden dediğim gibi her bütçeye, her cebe göre paketler çıkartmaya çalışıyoruz. Bunun içinde otobüs tedarikçilerimiz, otelcilerimiz, rehberlerimiz dahi tüm işbirlikçilerimizle beraber herkese tatil organize etmeye çalışıyoruz. Herkes tatile çıksın diye. Peki Sayın Taş, son olarak tatile çıkmak isteyenler, şu an planını yapmaya başlamış olanlar için en uygun dönemler sizce ne zaman, maddi açıdan soruyoruz? Maddi açıdan bayram dışı dönemler, herkesin aynı anda tatile çıkmadığı dönemler. İşte önümüzde bir Kurban Bayramı var, önümüzde bir
19 Mayıs'ımız var hemen yarın. Bu dönemler tabii daha yoğun trafiğin olduğu, daha yoğun talebin olduğu dönemler. Çocuğu olmayanlar için özellikle Antalya'da özellikle sezon çok uzun sürüyor. Kıbrıs'ta keza sezon çok uzun sürüyor. Eylül 10 ve sonrası olan dönemler. Diğer Haziran, Temmuz, Ağustos dönemine göre özellikle Temmuz-Ağustos dönemine göre daha makul fiyatlarla satın alma yapabilecekleri dönemlerdir. TÜRSAP Avrupa BTK Başkanı Yıldırım Taş, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bol bereketli bir sezon olsun inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkürler.